Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının 14. gününe başlıyoruz. Çok önemli bir yere başlıyoruz. Yarım açı formüllerini anlatacağız size. Evet yarım açı formüllerini toplamda 2 ders de halledeceğiz. 6 sayfa var. İlk 3 sayfa ilk videoda olacak. Yani kitabımızda sayfa numarası 95, 96 ve 97'yi anlatacağız size. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Yarım açı formülleri sınavda önemli bir yere sahip. Genelde de her zaman geliyor diyebiliriz. O yüzden bugüne çok ama çok dikkat edin lütfen. Bunların ispatı da çok kolay. Çünkü bildiğiniz bir yerden geliyor. Toplam farktan geliyor. Sinüs 2A mesela. A artı A değil midir? Evet. Sinüs A artı B'nin açılımı sinkos artı sinkoslu. Sinkos artı sinkos yazınca. Hocam A B. B yerine de A yazacağız. A A A, A yazınca. Sin A kos A. Sin A kos A. A tane sin A kos A yaptı. Hop sildim. O zaman açılımı neymiş? 2 sinüs A çarpı kosinüs A'ya eşit diye yazdık buraya. Tamam. Bak ispat da kolay. Unutursan buradan kendini de çıkartırsın. Kosinüs 2 A'nın açılımı A artı A. Kosinüs sıkıntılı bir tipte. Ne yapıyordu? Rabbe ne yap bana? Kos kos. Bir de uyuzluk yapıyordu. Artıyı eksi yapıyordu. Eksi sin. Sin dedi mi? E o zaman burası A A yazınca. Buraya da A A yazınca. Kos kare eksi sin kare eşit oldu. Hop bitti. Hocam cos kare a eksi sin kare a'ya eşit oldu. Ne güzel hocam bunun bir tane açılımı var. Hayır 3 tane açılımı var. Ama sen cos kare a eksi sin kare a'yı bulduktan sonra gerisini bulursun. Ama şu şartla c kare artı s karenin ne olduğunu biliyorduk biz. Yani cos kare a artı sin kare a'nın bir olduğunu biliyorduk değil mi? Şimdi sen burada cos kare yerine yazabilirsin. C kare yerine 1 eksi s kare yazabilirsin. 1 eksi s kare yazınca 1 eksi 2 s kare mi yapıyor? Evet. 1 eksi 2 sin kare a'ya eşit oldu bu. Ya da s kare yerine ne yazabilirsin arkadaşım burada? 1 eksi c kare yazabilirsin. Burada s kare yerine 1 eksi c kare yazınca bak c kare eksi 1 eksi c kare yazınca bu eksi 1 artı c kare yaptı. Yani 2 c kare eksi 1 yani 2 cos kare a eksi 1'e eşit oldu. İşte 3 tane açılım var. Bu 3 açılım bana nerede lazım olacak hocam? Ya biri yok etmeli sorularda o tekniğe geleceğiz. Hiç merak etme. Hangisi lazım olacaksa atıyorum. Denklemde sadece sinüslü bir ifade varsa sinüslü açacaksın. Kosinüslü bir, 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 ifade varsa kosinüslü açacaksın. Ona göre işlem yapacaksın dostum tamam mı? 3 tane açılım işte bu. Yani unutursan bu şekilde açılımları ispatıyla sen yapabilirsin. Ama kos ben 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 olsam ne yapar biliyor musunuz? Kosinüs 2 açılımını bilirim. Her yani sinüs 2 açılımını da biliyorum. Kosinüs 2 anında şu açılımını bilirim. Cos kare eksi sin kare diye bilirim. Ondan sonra diğer açılımları da c kare artı s kareyi yazdıktan sonra bu şekilde yazarım. Hani yazarak öğreniliyor ya. E, bir kere yazdın, iki kere yazdın. Üçüncü de zaten büyük ihtimalle 1 eksi 2 sin kare ya da 2 cos kare eksi 1 olarak aklında kalır. Tamam. Tanjat 2 anın açılımını kesinlikle bilelim mi? Bence bilmeyin. Çünkü tanjat a artı b'yi şekil sorularında çok kullandık. Tanjat a artı a'nın açılımından kendin bulursun. Kafadan bile bulursun. Tanjant A artı B neydi? Hani tanjant 2A'nın açılımı neydi artık arkadaşlar? Tanjant A artı A ya. Hocam tan artı tan. Yani tanjant A artı tanjant A. O da 2 tanjant A bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant A. 1 eksi tanjant kare A'ya eşit oluyor bu. He, hiç ezbere de yapmaya gerek yok. Kendiliğinden tanjant A artı B'nin açılımından geliyor mu? Geliyor. O yüzden bunu da ezberlemeye gerek yok. İşte olay bu. Yalnız sinüs 2A'yı gerçekten çok kullanıyoruz. Kosinüs 2A'yı çok kullanıyoruz. Bunu bilin ve çıkarımlarını da bilin. E, nereden çıktıklarını da bilin. Otursanız da bu şekilde yola devam edebilirsiniz. Hadi gel bakalım şimdi örneklere. Örnek 1'de ne demiş? Aşağıdaki açıların trigonometrik değerlerini yarım açı formülü yardımıyla bulunuz. Arkadaş ben bir açı gördüğüm zaman özel bir açı olmadığı zaman hemen açının yarısına bakarım ya da iki katına bakarım. Bunlar özel bir açıysa yarım açıyı kullanırım. Ki ben burada yarım açı demeseydi bile yarım açıyı Formülüyle çözerdim. Normalde sen 15'i 45 eksi 30, 60 eksi 45 şeklinde yazıp toplam fark formülüyle buradan da sonuca ulaşabilirsin aslında. Ama hani 15'in iki katı kaç? 30. E o zaman hocam ben sinüs 30'un açılımını düşünebilirim. Ya da sinüs 2x'in açılımını düşünebilirim. Sinüs 2x'in açılımı. 2 sinüs x çarpı kosinüs x değil mi? Evet. A burada sin kare 15 isteniyor. Ben niye bir de kosinüsle uğraşayım? Demek ki sinüs 2x'in açılımı değil de kosinüs 2x'in açılımını düşüneyim. Kosinüs 2x'in açılımı neydi? Hocam cos kare x eksi sin kare x. Yani burada yine ben sin kare var burada. E niye ben yine kos kare ile uğraşayım? O zaman c kare artı s karenin eşittir 1 olmasını düşün. Burada sin kare yazmak istiyorsun. C kare yerine 1 eksi s kare yaz. Yani bu 1 eksi 2 sin kare x'e eşittir cos 2 x'in açılımı. Sin kare olduğu için bu şekilde davranmak daha kolay. O zaman ben sinüs 30'u nasıl düşünebilirim? Sinüs 2 çarpı 15 şeklinde düşünebilirim. Yani pardon sinüslü değil kosinüslü açacağım değil mi? Kosinüs 30'u nasıl düşünebilirim? Kosinüs 2 çarpı 15 şeklinde düşünebilirim. O da ne yapıyor? 1 eksi 2 sin kare 15 yapıyor. Hocam kosinüs 30 dediğimiz nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Çünkü sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30'a kök 3 bölü 2. O da 1 eksi 2 sin kare 15'e eşit oldu. E hocam burada ne yapacağım? 2 sin kare 15'i sin kare 15'i yalnız bırakacağım. Bunu buraya atayım bunu buraya atayım. 2 sin kare 15 eşittir. 1 eksi kök 3 bölü 2 oldu. Yani aslında bu 2 eksi kök 3 bölü 2 oldu. 2 sin kare 15. Bir de bölü 2 geçtiğince burası bölü 4 yaptı. O zaman sin kare 15 ne eşit oluyor? 2 eksi kök 3 bölü 4 eşit oldu. Eyvallah. Haydi bakalım şimdi öbürüne. Hocam 22 buçuk. 45'in yarısı özel. Ha kosinüs. Hocam ben sinüs 2x'in açılımını kullanacağım. 2 sinüs x, kosinüs x. Ya sinüs x de oluyor burada. Boş ver onu. Sadece kosinüslü açılım hangisi de var? Kosinüs 2x'in açılımı da var. O zaman düşünelim. Kosinüs 45'in açılımını düşünelim. Yani kosinüs 2 çarpı 22 buçuk ya. Bunun açılımını düşüneceğim. kosinüslü açılımını düşüneceğim. Hemen yukarıda formül vardı zaten. C kare eksi s kare. Ama ile yazarken ne yapacağım? O zaman c kare yerine 1 eksi c kare yazacağım. O da 2 c kare eksi 1 yapıyor. Yani 2 kos kare 22 buçuk. Eksi 1'e eşit oldu. Hocam burası ne? Hocam burası 1 bölü kök 2. Sonra 1 bölü kök 2 neye eşit oldu? Şuna eşit oldu. 2 cos kare 22 buçuk eksi 1'e eşit oldu. Eksi 1'i öbür tarafa atayım. 1 bölü kök 2 artı 1 eşittir. 2 cos kare 22 buçuk oldu. O zaman bu artı 1 ya. 1 artı kök 2 bölü kök 2'ye eşit oldu. O zaman bak şimdi. 1 artı kök 2 bölü kök 2'ye eşit oldu bu 2 cos kare 22 buçuk oldu. Bir de bölü 2 deyince 2 kök 2 oldu. Bir de kök 2 ile çarparsam neye eşit oluyor? Düzenleyeyim. Hocam kök 2 artı 4 değil mi? Ee, burası kök 2 artı 2 oluyor pardon. Kök 2 artı 2 bölü aşağısında kaç yaptı? 4 yaptı. Bu cos kare 22 buçuğa eşit oldu arkadaşlar. Her iki tarafın kare kökünü alırsam o zaman cos kare cosinüs 22 buçuk neye eşit oluyor? Kare kökünü aldım kök kök 2 artı 2 bölü kök 4 kök 4 dediğimizde 2 yani kök içerisinde kök 2 artı 2 bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar tamam evet bu şekilde bulunuyor geldik bir sonraki soruya kosinüs 2x'in açılımı arkadaş kosinüs 2x'in açılımını 3 tane açılımı var hangisini kullanacağım kosinüs o zaman kosinüs 2x'in açılımı nedir 2 kos kare x eksi 1 e eşit bitti hangisi kolayına geliyorsa o açılımdan yap Ha sinüslü de açıp Hocam kosinüs x belli ya. Dik üçgen çizip sinüs x'i de bulabilirsin. Ama ne gerek var ne uğraşacaksın. O zaman bu direkt neye eşittir arkadaşım. 2 çarpı cos kare x yani 1 bölü 9 eksi 1'e eşit oldu. Yani 2 bölü 9 eksi 1'e eşit oldu. O da eksi 7 bölü 9'a eşit olur. Tanjant x 2 ise tanjant 2 x'in açılımı. Hocam tanjant a artı b şeklinde düşün. Bak ezberlemedik ya. Tanjant x artı tanjant x. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant x artı tanjant x. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x yani tanjant kare x eşit oldu. O zaman 2 çarpı tanjant x yerine 2 yazıyorum. Bölü 1 eksi 2'nin karesi o zaman kaç yaptı arkadaşım? 4 bölü eksi 3 eşit oldu. Yani eksi 4 bölü 3 eşit olur cevap. Geldik şuraya dikkat. Arkadaş özellikle böyle sinüs a çarpı kosinüs a'lı soruları biz daha öncesinde de gördük. Ne yaptık? İşte sinüsler toplamı verilirse karesini almayla ilgili işlemler falan filan yaptık. Ama direkt sinüs A çarpı kosinüs A gördüğümüz zaman da bu sinüs 2A bölü 2 eşittir. Niye? Çünkü arkadaş sinüs 2A'nın açılımı ne? Hocam sinüs A 2 sinüs A çarpı kosinüs A eşit değil mi? O zaman sinüs A çarpı kosinüs A'yı yalnız bırakırsan sinüs A çarpı kosinüs A eşittir. Sinüs 2A bölü 2 eşit oluyor. Evet burada da bu da işimize yarayabiliyor dostlar. Buna da dikkat edelim. Mesela burada sinüs 50 ile kosinüs 50'nin çarpımı var. A bu direkt neye eşit olacak? 2 sinüs 100. Çünkü sinüs a çarpı sinüs sinüs a çarpı kosinüs a neye eşittir? Sinüs 2a'nın açılımını düşünerek de ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz de. Hocam sinüs 2a'nın açılımı 2 sinüs 50 kosinüs 50 eşit. Sinüs 50 kosinüs 50 de o zaman neye eşit olacaktır? Sinüs 100 bölü 2'ye eşit olacaktır. Tamam mı? Bölü kosinüs 10 yaptı. Sinüs 100 dediğimiz aslında nedir? 180'e tamamlayanı. Sinüs 80 bölü 2 bölü kosinüs 10. E, hocam sinüs 80 de kosinüs 10'a eşittir. Cevap da böylelikle kaç? 1 bölü 2 yapar. Örnek 4 1 bölü 2 geldik örnek 5'e. Bak çarpımları aa kosinüs o güzel bir soru dur. Kosinüs 10 kosinüs 20 ve ne var burada? Kosinüs 40 var. He, çarpım deyince aslında aklımıza artık direkt ne geliyor arkadaşlar? Artık bir şey öğrendik. Şimdi sinüs 2a'nın açılımı gelsin. Sinüs 2a'nın açılımı 2 sinüs a çarpı kosinüs a. Yani sen buradan sinüs a çarpı kosinüs a'nın ne olduğunu biliyorsun. Sinüs 2a bölü 2 olduğunu biliyorsun. Yani böyle çarpım geldiği zaman da o çarpım nerede var diye düşün. Yani mantığını kullan. Hocam sinüs 2 a'nın açılımı da var. O, o zaman sinüs a çarpı kosinüs a sinüs 2a bölü 2. Aklına gelmezse hemen yaz bunu. İspatını yap. Ama hocam burada ne var? E, kosinüs 10 var. Kosinüs 20 var. Kosinüs 40 var. Bir de iki katları da var. Yarım açı olduğu da zaten belli. Ama ben sinüs 10 çarpı kosinüs 10'u bulabilirim. Burada kosinüs 10 çarpı kosinüs 20 var. E ne yapacağım? O zaman ben burada hem payı hem de paydayı sinüs 10'la ile çarpıp böleyim. Değişir mi cevap? Değişmez. O zaman şuraya bak. Sinüs 10 ve kosinüs 10'un çarpımı ne yapıyor? Hocam bu sinüs 20 bölü 2 değil mi? Sinüs 20 bölü 2 yaptı. Bir de aşağıda sinüs 10 var. Yukarıda şurayı hallettik ya. Çarpı kosinüs 20 var. Çarpı kosinüs 40 var. Çok güzel. Bak sin 20 kos 20 var burada da. Hocam sin 20 kos 20 de sinüs 40 bölü 2 eşitliği mi? Evet. Aşağıda da zaten 2 sinüs 10 vardı. Bir de çarpı yukarıda. Bak şurayı hallettim şimdi. Sin 20 ile kos 20'yi hallettim. Kos 40 da var burada. E hocam bu da Sin 80 bölü 2 değil mi? Sin 80 bölü 2. Bir de aşağıda ne vardı? 2 çarpı 2 çarpı sinüs 10 da vardı. Hocam sinüs 80 ile pardon sinüs 80 nedir aslında? Hocam sinüs 80 dediğimiz kosinüs 10'dur. Çünkü aşağıda 10 var ya 10'luya benzetelim. Aşağısı da kaç çarptı? 2, 4, 8. 8 sinüs 10'a eşit olur. oldu. Oo, kosinüs 10 ve kosinüs 10 bölü sinüs 10 neye eşit? Hocam o da kotanjant 10'a eşit. 1 bölü 8 de var. Yani 1 bölü 8 çarpı kotanjant 10'a eşit olur. Ya da ne diyebiliriz? Kotanjant 10 bölü 8 diyebiliriz cevaba. Evet güzel bir soru ama sinüsle kosinüsün çarpımı ya da çarpımları geldiği zaman çarpım bir de iki kat varsa böyle hocam hem yarım açı kullanacağım hem çarpımları diye düşünebilirsin. Ben öyle düşünüyorum. Ya matematik biraz da cambazlık işi değil midir? Evet bak o anlamda güzel bir soru. Örnek 5. Kotanjant 10 bölü 8 çıktı geldik bir sonraki soruya. Arkadaş sinüsün toplamları ya da farkları verilirse ne yapıyoruz? Her iki tarafın karesini alıyoruz kardeşim. Al karesini bakalım. Hocam sin kare x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı kos kare x eşittir 4 bölü 25 yaptı. Sin kare x artı kos kare x zaten 1'e eşit. Hocam burada 1 eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 4 bölü 25 yaptı. Oo buradan bir şeyler geliyor mu? Geliyor tabii ki. Benden sinüs 2x değeri isteniyor. Sinüs 2x'in açılımı neydi? 2 sinüs x kosinüs x. Bak 2 sinüs x kosinüs x'i var zaten burada. Bu zaten sinüs 2 xe eşit. Ya bu eksili ya öbür tarafa atalım. Hocam burası sinüs 2x yapar. Burası da 1 x 4 bölü 25 yapar. E hocam 4 bölü 25. 1 x 4 bölü 25'i 25 x 4. O da 21 bölü 25 mi yapar? Evet. Yani sinüs 2x'i biz böylelikle 21 bölü 25 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Tanjant 3x artı kotanjant 3x 3 verilmiş. Sinüs 6x isteniliyor benden. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şuraya bir düzenleyelim. Sinüs 3x bölü kosinüs 3x artı kosinüs 3x bölü sinüs 3x. Neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Paydaları eşitleyelim. Sinüs 3x ile çarpalım. Burayı da kosinüs 3x ile çarpalım. O zaman buradan güzel bir şey geliyor. Hocam sin kare artı 3x artı kos kare artı 3x. Sin kare artı kos kare eşittir 1 değil miydi? İçleri aynıysa fonksiyonların. Evet. Yani yukarısı direkt 1 yaptı. Bölü aşağısı hocam sinüs 3x çarpı kosinüs 3x oldu. E sinüs a çarpı kosinüs a neye eşitti? Sinüs 2a bölü 2 eşitti. E, sinüs 3 x çarpı kosinüs 3 x neye eşit olacak? Sinüs 6 x bölü 2 eşit olacak. Bu 3'e eşitmiş. E hocam o zaman bu 2 bölü sinüs 6 x düzenleyelim. 2 bölü sinüs 6 x eşittir 3 ya. 3 buraya sinüs 6 x buraya geçince o zaman 2 bölü 3 neye eşit oluyor? Sinüs 6x'e eşit oluyor. Yani cevap 2 bölü 3 çıkmış oldu. Zaten benden sinüs 6x değeri isteniyor. Evet örnek 7'yi 2 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 8'e. Bak sinüs 12 verilmiş. Kosinüs 24 a türünden değeri isteniyor bize. Şimdi bir iki kat var mı burada? Var. O zaman kosinüs 24 nedir? Kosinüs 24 dediğimiz kosinüs 2 çarpı 12'ye eşittir. Hocam sinüsle açılımdan mı yapacağım ben bunu? Evet. Kosünüs 2x'in sinüslü açılımı nedir? 1 eksi 2 sin kare x değil midir? Evet 1 eksi 2 sin kare 12 eşittir. Yoksa yazarsın işte kos kare 12 eksi sin kare 12'dir. Ama sinüslü açılımı da c kare artı c kare eşittir. Birden ispat tekniğinden yapacağını da söylemiştik. Eee o zaman burada ben sinüs 12 yerine a yazarsam o zaman burası ne oluyor arkadaşım? 1 eksi 2 çarpı sinüs 12 yerine a yazarsam sinüs 12'nin karesi yapıyor bu akara yapıyor. Yani cevabımız 1 eksi 2 akara. Olmuş olur. Peki 20 var 55 var. Hocam 20 ile 55 arasında herhangi bir bağıntı var mı? Yok. O zaman böyle 180'e tamamlayan açılarını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani 180'e tamamlayan açısı kaç bunun? Hocam yani 180'e tamamlayanı da düşünebiliriz. 90'a tamamlayanı da düşünebiliriz. Ya yani bunun 90'a tamamlayanı yani 90'a tamamlayanlarına da bakalım. Ondan sonra olmazsa bir de 180'e tamamlayanlarına bakarız. Bunun 90'a tamamlayanı kaç? Hocam 70. Bunun 90'a tamamlayanı kaç? 35. Vay. 35 ile 70 işime yarıyor. Yani ben buradan ne geliyorum? 90'a tamamlayan da fonksiyon isim değiştiriyor. Kosinüs 70 neye eşit? A'ya eşit değil mi? Evet. Hocam sinüs 55 isteniyor benden. Yani sinüs 55 dediğimizde kosinüs 35 değil midir? Aynen öyle. Kosinüs 35 nedir diye soruluyor. Kosinüs 70 var elimde. Kosinüs 35 isteniyor. O zaman kosinüs 70'in açılımını yapacağım. Kosinüs 70 neye eşittir? Kosinüs 2 çarpı 35 eşittir. Bu da neye eşittir? Kosinüslü açılımını yapacağım. 2 kos kare. 2 kos kare 35 eksi 1'e eşittir. Değil mi? Evet. Şimdi kosinüs 70 zaten a verilmiş. Tamam. A değeri eşittir diyeceğim. Bak kosinüs 70 buna eşit. 2 kos kare 35 eksi 1'e eşit ya. O zaman eksi 1'i bir öbür tarafa attım. A, artı 1 diye geçti. Ee, artı 1 2 cos kare 31 şey eşit şey işte ya bir de bölü 2 olarak geçecek bölü 2 oldu Burası o zaman cos kare 35 buna eşit oldu yani buradan da kosinüs 35'i ne bulurum kök içinde a artı 1/ 2 eşit yani kök a 1 bölü kök 2 de yazabiliriz eşerliği ile de çarpabiliriz a büyük ihtimalle bu şekilde kalmıştır herhalde cevap araatlarında örnek 9 kök a artı 1/ 2 geldik örnek ora bak x verilmiş x/ 2 yani yarım açıyı kullanacağım tanjant x Tanjant 2x'in yarım açılımını kullanacağım. Tanjant x'in açılımı nedir arkadaşım? x bölü 2 yazacağım ya. Hocam x bölü 2 artı x bölü 2. Yani tanjant a artı b'nin açılımı. Tan artı tan. Yani 2 tanjant x bölü 2 mi yapıyor? Evet. 2 tanjant x bölü 2 bölü neye eşittir? 1 eksi tanjant x bölü 2 artı çarpı tanjant x bölü 2. Yani tanjant kare x bölü 2'ye mi eşit işte oldu? Evet. Zaten tanjant x neye 1 bölü 2 eşittir. Yani şuradan 1 bölü 2 eşittir. Şimdi e, şu tanjant x bölü 2 a diyeyim istersen. Yazmaktan üşeniyorum çünkü. 2, ta, 2 tane a bölü 1 eksi a kareye eşit oldu? Evet. Tanjant x bölü 2 a dediysem eğer o zaman tanjant burası da ne yaptı? 1 eksi a kare yaptı. İşler dışarı yapalım. Buradan neler geliyor arkadaşım? Buradan Buradan 4A eşittir. 1 eksi A kare yaptı. Hepsini öbür tarafa atalım. A kare. Kotanjant. Oo. 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 A kare. Eksi artı 4A pardon. Artı 4A. Eksi 1'e eşit oldu. Bu sıfıra eşit oldu. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Çarpanları ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Diskriminanttan yapacağız. Diskriminant böyle hocam. Diskriminanttan yapmayalım da. A kare artı 4A neyin açılımından geliyor? A artı 2'nin karesinden gelmiyor mu? Evet. Hani biraz çarpanlar ayırmadaki böyle parantez kareyi kullanayım. A artı 2'nin parantez karesinden A artı 4 A geliyor. Artı 4 fazlalığı var. O zaman eksi 4 çıkartmam lazım. A artı 4 A'yı elde etmem için. Bir de eksi 1 var burada. Eşit 0. Yani buradan ne geliyor arkadaş? Şöyle. A artı 2'nin parantez karesi eşittir. 5 geldi. O zaman A artı 2. A artı eksi kök 5 değil mi? Ama x'li araç olduğu için A'da tanjant değeri olduğu için Hani eksi kök 5 dersem A değeri eksi kök 5 bölü iki, eksi 2 eşit olacak, negatifle eşit olacak, olmaz. Artı kök 5 diyelim, o zaman A değeri ne eşit oldu? Kök 5 eksi 2'ye eşit oldu arkadaşım. Ama A değeri dediğimiz neydi arkadaşım? Kotanjant, pardon, tanjant x bölü 2'di. E tanjant x bölü 2 kök 5 eksi 2 eşitse, kotanjant x bölü 2 neye eşit olur? Kotanjant x bölü 2'de bunun tersine eşit olur. Yani, hani tanjant x bölü 2 1 bölü kotanjant x bölü 2 eşittir. Ya da kotanjant x 1 bölü tanjant x eşit değil miydi arkadaşlar? Çünkü tanjantla kotanjantı çarpı 1 olduğundan dolayı. O zaman tanjant x bölü 2 kök 5 eksi 2 eşitse kotanjant x bölü 2 ise bunun tersi. 1 bölü kök 5 eksi 2 eşit olur. Kök 5 artı 2 eşleniyle çarparsam ben kök 5 artı 2 bölü karesi eksi karesi 1 yapar. Yani cevap kök 5 artı 2'ye eşit olur dostlar. Evet güzel bir soru. Örnek onu da böylelikle bu şekilde kök 5 artı 2 olarak bulduk. Geldik şöyle bir notumuza. Şimdi arkadaşlar özellikle bir sayısı. Bir sayısı yarım açı formüllerinde gerçekten önemli. Bir sayısı varsa birden kurtulmak isteriz. Daha önce biz birden kurtulma tekniğini kullandık. Nasıl kullandık? Sin kare artı kos kare eşittir 1 değil miydi? Evet. Sin kare artı kos kare 1. Yani bir yerine sin kare artı kos kare yazdığımız durumlar oldu. Ama o sorular nasıl sorulardı? Yine sorunun içerisinde sin kareli ya da cos kareli bir şeyler olduğu zaman kullanmıştık biz bunu. Bir de biri yok etmenin yöntemi arkadaşlar. Kosinüs 2x'in açılımını kullanarak, kosinüs 2x'in birli açılımlarını kullanarak biri yok etmenin tekniği neymiş? 1 2 sin kare x yazacaksın ya da 2 cos kare x 1 yazacaksın. Yani bu kosinüs 2x'li bir açılım varsa kosinüs 2x yerine 1 eksi 2 sin kare eksi yazacaksın. Eksi 1 varsa bunu yazacaksın. Artı 1 varsa da 2 kos kare eksi 1 yazacaksın. Artı 1 varsa artı 1 ile eksi 1 gidiyor. Ondan dolayı. Eksi 1 varsa da e, buradaki eksi 1 ile artı 1 gitsin diye bu hamle yapıyoruz. Mesela burada sin kare artı kos kare yazsak bir işimize yarar mı? <laughs> Yaramaz. O zaman burada bak kosinüs 2x'in açılımı var ya kosinüs 2x'in eksi 1 ile açılımını kullanacağım. Yani 1 artı kosinüs 2x'in eksi 1 ile açılımı 2 kos kare x eksi 1 eşit değil midir? Evet bölü. Ya yani yukarı x'i yaptık ya aşağıya da x'i yapalım. 2 sinüs x kosinüs x sinüs 2, 2 x'in açılımında. Bak şunlar şunlar gitti mi gitti. Yani 2 cos kare x bölü 2 sinüs x kosinüs x eşit oldu. A 2'ler nanay. Kosinüs x'lerden birer tanesini aray. Cevap kosinüs x bölü sinüs x olur. O da kotanjant x yapar. Evet örnek 11 kotanjant x oldu. Geldik örnek 12'ye. Şimdi birinci bölgede bir açı var burada. Şurada da bir var. Kosinüs 2x'in açılımını kullanacağım. 1'i yok eden. Eksi 1'li açılım. 2 kos kare x eksi 1 değil midir arkadaşım? Evet bunun yerine 2 cos kare x eksi 1'i kullanırsam 1'ler gidiyor. O zaman kök içinde sadece ve sadece 2 kos kare x gibi kaldı. Evet bölü aşağısında sinüs x'in açılımını kullanacağım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x e eşit oldu. Peki hocam kos kare x mutlak değer kosinüs x diye çıkar ama birinci bölgede olduğu için artı olduğu için artılı çıkar. E burada 2 de kök içinde kalır zaten. Yani bu 1'e eşitmiş yani kök 2 çarpı kos kare x kök içinde kosinüs x diye çıktı. İkinci bölgede olsaydı eksi kosinüs x diye çıkartacaktım dikkat. Bölü 2 sinüs x çarpı kosinüs x oldu burası eşittir birmiş. Bunlar bunlar gitti. O zaman buradan kök 2 neye eşit oldu arkadaşım? 2 sinüs x'e eşit olur. E o zaman buradan da sinüs x de neye eşit oldu arkadaşım? bölü 2 olarak geçecek. Kök 2 bölü 2'ye eşit olacak. Kök 2 bölü 2 tanıdık. X açısı 45 olur. 45 olduğundan dolayı kotanjant 45'te 1'e eşit diyebilirsin. Ya da sinüs x değerini buldun ya hemen şöyle çizersin. Sinüs x kök 2 bölü 2. Pisagor bağıntısından burası da kök 2 çıkar. E o zaman buradaki kotanjant x de ne olacaktır? Kök 2 bölü 2 kök 2 deyip yine sonuca 1 diye ulaşırsın. Tamam. Ama bölgesi de birinci bölgede olduğu için artı onu da unutmayalım tamam mı? Belki başka var bölgelerde de verilebilir burada. Evet geldik şuraya. Hocam sin kare 75. Bak 75'in yarısıyla falan filan uğraşmayalım. İşte hocam iki katı 150. Ha 150'den de gidebiliriz de. Yani şu 75 aşağıda da 15 var ya. 15'i e çevir kardeşim. Bu kos kare 15 değil midir? Evet 3 parantezini alsam burada. Hocam 3 parantezinde 1 eksi 2 kos kare 15 yaptı burası bölü. Aşağısı da ne yaptı arkadaşlar? Sinüs 15 çarpı kosinüs 15. Sin kos çarpı sinüs 2 a bölü 2 eşittir. Yani sinüs 30 bölü 2 eşittir. O, 1 eksi 2 kos kare 15. Kosinüs 30'un yarım açı formülü değil midir arkadaşlar bu? 1 eksi 2 kos kare. Yo pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi kosinüs 2 x'in açılımlarını düşünelim. Şuraya yazayım hatta. Kosinüs 2 x'in açılımı. Hocam ya 1 eksi 2 sin kare eşit olacak ya da 2 kos kare eksi 1 eşit olacak. A burada 1 eksi 2 koskara var. Eksi parantezini alalım. Eksi 1 artı olsun. Yani 2 koskara eksi 1 olsun burası. Süper oldu. O zaman ben şurayı halledecek olursam. Eksi 3 çarpı bu nedir şimdi? 2 koskara 15 eksi 1. Hocam kosinüs 2x'in açılımı. Yani kosinüs 30'un açılımıdır. Ee, şurada bölü 2 var. Çarpı 2 olarak geçecek öbür tarafa. Ya da yazalım. Sinüs 30 bölü 2'ye eşit işte oldu. O zaman burası eksi 6 çarpı 2 olacak. Yani e, 30 bölü sinüs 30 bölü 2 ya 2 bölü sinüs 30 olacak ya o yüzden. O zaman burası kotanjant 30 mu yapıyor? Evet. Ayrı ayrı değerleri de bulabilirsiniz bu arada. Yani burası hocam kosinüs 30 sinüs 30 değerini bulalım diye dersiniz. Ama dikkat et burası kosinüs 30 burası sinüs 30 direkt kotanjant 30'a eşit. Kotanjant 30 neye eşit? Dik üçgen çizersin. 30 60 90 üçgeninde 1 2 burası kök 3. Kotanjant 30 da komşu bölü karşı. Yani şurası kök 3 oldu ya. Yani cevap da eksi 6 kök 3 olacaktır. Cevap 13 de eksi 6 kök 3 oldu. Geldik 14. soruya. Şimdi burada sinüs 2x'in açılımını tabii ki yukarıda direkt kullanacağız. Kosinüs x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x diye yazdık. Bölü. Şimdi burada eksi 1. Bak eksi 1 var burada. O zaman kosinüs 2x'in açılımı var burada. Artı 1'li açılımını yapacağım. 1 eksi 2 sin kareli olacak. Hocam burası 1 eksi 2 sin kare ya. Şimdi 2 sin kare x ya. Şuradaki artı 1 ile eksi 1 gitti. Yük aşağısı oldu? Sinüs x eksi 2 sin kare x'e eşit oldu. Yukarıda bir kosinüs x parantezini alabilirim. Kosinüs x parantezini aldığım zaman 1 eksi 2 sinüs x kalır burada. Aşağısında da sinüs x parantezini alabilirim. Sinüs x parantezini alınca 1 kaldı burada. Eksi 2 sinüs x kaldı burada. Oo süper. Hocam şunlar şunlar gitti. Kosinüs x bölü sinüs x yaptı. Cevap da böylelikle kotanjant x'e eşit olur. Örnek 14. Kotanjant x ve geldik örnek 15'e. Ne yapacağız burada? Payda eşitleyeceğiz kardeşim. Eşitle. Bunu kosinüs 16 ile bunu da sinüs 16 ile çarpacağız. O zaman burası kosinüs 48 çarpı kosinüs 16 artı sinüs 48 çarpı sinüs 16 bölü Hocam sin 16 çarpı kos 16. Sin a çarpı kos a. Sinüs 2a bölü 2 eşitti. Yani direkt burası sinüs 32 bölü 2 eşittir. A yukarısı da kos kos artı sinsin. Kosinüs biraz uyumsuz da. Toplam fark yok mu? Kosinüs a a eksi b'nin açılımı değil mi? Artı olunca eksi oluyordu. Yani burası kosinüs 48 eksi 16'ya eşit. Yani yukarısı da kosinüs 32 oldu. Süper. Kosinüs 32 bölü sinüs 32 bölü 2 oldu. Ters çevir çarpınca o zaman 2 kosinüs 32 bölü sinüs 32 yapar. Bu da 2 kotanjant 32 yapar. Evet cevabımız böylelikle 2 kotanjant 32 oldu. Örnek 15'te. Geldik örnek 16'ya. Ne yapıyoruz? Payda eşitle kardeşim. Sinüs x ile çarptım. Kosinüs x ile çarptım. O zaman bu. Kosinüs 5x çarpı sinüs x eksi. Sinüs 5x çarpı kosinüs x. Bölü aşağısında sinüs x çarpı kosinüs x. Direkt ya yazabiliriz de bazen e, şey olduğu belli. Ama cevaplarda da 2x var ya 2x'e gideceğimiz belli. Aa hocam sincos Hani bunu böyle şey yazayım. Sinüs x'i başta gibi düşün. Sinkos eksi sincos. Hocam bu sincos derken aslında şöyle. Başta düşün. Sakın e, sinüs a eksi b'nin açılımı olacak ya bu. Dikkat. Sinüs a eksi b'nin açılımı olacak ya. 5x eksi x deme. Niye? Hani sin cos x sin cos şeklinde yazdığımız var. Aslında bu sinüs x çarpı kosinüs 5x ya. Ha sinüs x eksi 5x'in açılımıdır arkadaşım bu. Yani sinüs eksi 4x'in açılımıdır burası. Tamam dikkat et. Sinüs eksi 4x'in açılımı oldu. Orası bölü aşağısına sinüs x çarpı kosinüs x. Ha şimdi şeyin açılımı kullanacağımız belli. Bu da sinüs 2x bölü 2 eşittir. Şimdi bu sinüs eksi 4x neye eşittir? Sadece kosinüs çift fonksiyonu değil, içindeki eksiyi yutuyordu. O zaman eksi burada dışarı çıktı. Eksi sinüs 4x yaptı. Şuraya artı yaparsam burası eksi olsun. E, o zaman sinüs 4x'in açılımı da 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x değil mi? Yani yarısı 2x olduğu için bu şekilde yazdık. Bölü sinüs 2x bölü 2 yaptı. Sinüs 2 xler gitti. Bölü 2 çarpı 2 olarak geçti. 4 çarpı kosinüs 2x'e eşit oldu. Ama burada eksiği de unutmayalım. Tabi burada eksi 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 4 çarpı kosinüs 2x yapar. Yani cevap E remit oldu 16. soruda. Geldik 17'ye. Hemen ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. Burası kosinüs alfa ile burayı da sinüs alfa ile çarpalım. O zaman ne geliyor? Sinüs 3x çarpı kosinüs alfa eksi kosinüs 3x ya da sinüsü başa yazalım. Sinüs alfa çarpı kosinüs 3x bölü sin kos sin kos olunca arkadaşlar sinüsü başa yazın. Çünkü eksilim artılma olacağını ancak öyle anlarız. Hocam burası sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşit oldu. Eşittir 2'ymiş. Hocam buraya sinüs 2 alfa bölü 2 yazabiliriz aslında. Ama dur yazmadan da çıkıyor. Bak sin kos x sin kos sinüs içindeki 3 x eksi alfa mı olacak? Evet sin baştaki 3 x ya o yüzden. Burası sinüs 3 x eksi alfa oldu. Ee, şurası ne yaptı? Karşı tarafla çarpınca 2 sinüs alfa kosinüs alfa oldu. 2 sinüs alfa kosinüs alfa da sinüs 2 alfanın açılımı oldu. E, burada ne olacak arkadaşlar? Sinüslü bir ifade şuna eşit olmuş. Yani içindekiler birbirine eşit olur mu? Olur. Ha, ya da 180'e eşit olanları da olur. Yani aslında aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorsaydı daha iyi olurdu. Ya bu 3x eksi alfa sinüs, e, 3x eksi alfayı 2 alfa eşitleyeceğiz. Ya da şu x'in toplamı hocam 180 diyeceğiz. Tamam. Önce ben şunu bir yapayım. Olmazsa öbürünü deniriz. O zaman 3x eksi alfa eşittir 2 alfaysa eğer Buradan 3x eşittir 3 alfa yapar ve alfayı da böylelikle ne buluruz? x olarak buluruz. E bizden zaten o isteniyor. Yani 17. soru Akçay oldu. Geldik 18'e diyeceğim ama şöyle bir şey var. Daha önce biz bundan da bahsetmiştik aslında. Arkadaş 1 artı sinüs 2x gördüğün zaman bu sinüs artı eksi kosinüs x'in parantez karesi diyebiliriz aslında. Niye? Çünkü daha önce de bu tekniği kullandık. Hani sinüs 2x'i sen görünce ne yaparsın? Hocam sinüs 2x dediğimiz 2 sinüs x çarpı kosinüs x dersin. E tamam 1 artı 2 sinüs x kosinüs x bir işimize yaradı mı yaramadı. Ha burası 1 artı eksi kosinüs 2x olsaydı 1'i yok etmek için bir hamle yapardım. Kosinüs 2x'in açılımlarından birileri kullanarak. Ama sinüs 2 de gelince o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bak bu 2 sinüs x kosinüs x geldi ya. Bir yerine de ne yazabiliriz? Kos kare artı sin kare yazabilirsin artı sinüs 2x de zaten 2 sinüs x kosinüs x eşit. Bak kos kare artı 2 sin x kos x artı sin kare. Bu kosinüs a artı b'nin açılımı değil midir? Aynen öyle. Bak kosinüs a artı b'nin açılımı şeklinde oldu. Ha kendin de bunu bu şekilde yap. Ezbere bilmiyorum ben bunu ezbere yapmıyorum bu şekilde. Dediğim gibi buradaki ispat tekniğini kullanarak ben burada sonuca ulaşıyorum. Mesela burada da tanjant x artı kotanjant x gördüğüm zaman ben bunun 2 bölü sinüs 2x olduğunu bilmiyorum. Ne yapıyorum? Yazıyorum. Hocam şöyle ispatını yapıyorum. Bu sinüs x bölü kosinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x'e burası. Bunu payda eşitliyorum sinüs x ile. Bunu da kosinüs x ile çarpıyorum. Hocam sin kare, artı sin kare x artı kos kare x 1 yaptı. Bölü hocam burası da sin kos yaptı. Sin kos da sinüs 2 x bölü 2 eşit değil midir? Bak buradan da ne geliyor? Ters çevir çarptığınız zaten 2 bölü sinüs 2 x eşit. Ha, bunları ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. Ben ezberlemeden yapıyorum. Biri yok etme mantığı. Ya böyle kosinüs 2x'in açılımı varsa işimiz kolay. Ne yaparız? Kosinüs 2x'in birli açılımlarını yaparız. A, sinüs 2x'li varsa da o zaman orada da bir yerine sin kare artı kos kare ve sinüs 2 xle 2 sinüs x kos x açınca zaten bir parantez kare geliyor arkadaşım. Tamam. Oradan yaparız. Mesela bu. X açısı bu aralıkta verilmiş ve şöyle bir şey soruluyor bana. Arkadaş bak şimdi kök içinde bir şey var. Biri yok edemiyorum o zaman s kare artı c kare yazabilirim ben bunun yerine. Bak kare kök içerisinde s kare artı c kare eksi 2 sc var burada. Yani düzenleyecek olursan aslında s kare eksi 2 sc artı c kare yaptı ya. Aslında bu kare kök içerisinde s c'nin parantez karesi yaptı. O zaman bu ne yapar? Mutlak değer içerisinde s eksi c şeklinde çıkar mı? Çıkar. Şimdi aralığa da bakalım. Aralık neresi? Burada birim çemberde yorumlayalım şimdi. Aralığımız hocam 5 tane 45. 5 tane 45. Dur bakalım şöyle. Birinci 45 burada. ikincisi burada. Üçüncüsü burada. Dördüncüsü burada. Beşincisi burada. Tam 45'te 5 tane 45 ile 3 bir bölü 2 arasında. Tam bu aralıkta. Arkadaş tam burada olsaydı eğer burası kosinüs alfaya sinüs alfa olacaktı ya hocam burada kosinüsle sinüsü birbirine eşit oluyor mu? Oluyor. Burada değil de tam burada olursa C ve S. kosinüs alfa ve sinüs alfa ne olacak? Tam burada her iki dik, dik üçgenin kenarları birbirine eşit oluyordu. Aşağı doğru kaydığım zaman sanki burası daha da büyüdü. Hocam burası büyük burası küçük oldu. Ama dikkat et. Burası e, atıyorum 5. Burası da 1 ise eğer. 1 yani ile eksi 1 arasında olmak zorunda da anla diye öyle yapıyorum. Buradaki nokta eksi 5 yapıyor değil mi? Buradaki nokta eksi 5 yapıyor buradaki noktada eksi 1 yapıyor. Evet ilk önce şeye bakıyoruz. Bak burası kosinüs. Burası da sinüs değil mi? O zaman buradaki nokta eksi 1 yapacak ya. Şurası eksi 1. Burası da eksi 5 yapacak. Aa, sinüs değeri kosinüs değerinden daha da küçük olmadı mı? Oldu. Yalnız bunu anlayın diye. Bak 1'e olmaz da anlayın diye bu şekilde yazdım. Tamam. Evet o zaman burada bizim kesinlikle ama kesinlikle sinüs fonksiyonu kosinüs fonksiyonundan ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle küçük olmak zorunda. Sinüs kosinüsten küçükse küçükten büyüğü çıkartırsam burası negatiftir. O zaman burası eksi s eksi artı c. Yani burası ne oldu? c eksi s'ye eşit oldu. Evet. Eksi artı c. Tamam. Burası yazıyoruz artık bakalım. c eksi s'ye eşit oldu. Kosinüs alfa eksi sinüs alfa eşit oldu. E hocam bir de burada ne var? Artı 7 bölü 3 kosinüs 2x. Şimdi kosinüs 2x'in hangi, hangi açılımı kullanacağım? 1 eksilisini kullansam herhangi bir tanıdık bir şey gelmiyor. eksi birlisini kullansam yine tanıdık gelmiyor. C kare eksi karelisini kullansam ha bak bu da sıfıra eşit. Hocam C kare eksi karelisini kullanırsam güzel bir şey gelir. Çünkü burada C eksi var. C kare eksi C kare de değil mi? Evet. O zaman bunu öbür tarafa atalım. Bak C eksi S eşittir. 7 bölü 3 çarpı kosinüs 2 x'in açılımı. C kare eksi kare şeklinde açtım bunu. Hocam bu C eksi ya eşittir. 7 3 C eksi S çarpı C artı S oldu. Şunlar da birbirini götürdü mü? Götürdü. Sinüs 2x'in açılımı soruluyor bana. Tamam. Şimdi 7 bölü 3. Şurada 1 mi kaldı? Evet. Şimdi 1 bölü bu da çarpım durumunda ya. 1 bölü 7 bölü 3 o da 3 bölü 7 mi yapar? Aynen öyle. Arkadaş kosinüs alfa artı kosinüs alfa mıydı? X. Kosinüs X artı sinüs X'i ben ne buldum buradan? 3 bölü 7 buldum. Cık. Ay hocam ne isteniyor benden? Sinüs 2X isteniyor. Allah Allah ne yapacağız burada? Hocam sinüs 2 ikisinin açılımı 2 sinüs x çarpı kosinüs x değil mi? Ha sen sinüs x ile kosinüs x'in çarpımını elde etmeye çalışacaksın. O zaman ben burada ne yapayım? Her iki tarafın karesini alayım kardeşim. Karesini alınca ka çarpımlar gelir. O zaman burada her iki tarafın karesini al kardeşim şöyle. O zaman 9 bölü 49 eşittir. Ee, c kare artı 2 cs 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı s kare geldi zaten. Hocam şunlar zaten ne yaptı? C kare artı C kare 1 yaptı. Artı 1'i e öbür tarafa attım. Yani 9 bölü 49 eksi 1. Bu 2 sinüs x kosinüs x de zaten sinüs 2x'in açılımıdır. O zaman bu da ne yapıyor? Eksi 40 bölü 9 mu yapıyor? Evet. Eksi 40 bölü 49 yapar cevap. Güzel bir soruydu. Örnek 18 eksi 40 bölü 49 çıktı. Ve geldik bu dersin son sorusuna. Kosinüs 2x bölü tanjant x eksi kotanjant x, 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 x ve burada karesi de var. Ya burada Kosinus 2x'in açılımını yapalım mı? Ya da hangi açılımını yapalım? Şu an tam emin değilim. Dursun. Burada tanjant x x kotanjant x ile ilgili bir şey yapacağım belli. Ama hangisini yapacağız? Yani formül var mıydı? Ya varsa o varsa bile ben zaten ispat tekniğini yapardım. Şimdi bu tanjant x nedir? S bölü c değil midir? Eksi c bölü s de kotanjant x'tir. Bak şunu bulmaya çalışıyorum şu anda. Bu nedir? Şunu s ile bunu c ile yaparsam. Hocam s kare eksi c kare bölü s geldi. Hmm. Hocam ben s kare eksi c kareyi değil de neyi biliyorum? C kare eksi s biliyorum. O zaman c kare eksi s kare 2 kosinüs x'in pardon kosinüs 2 x'in açılımı değil miydi? Evet. Ama bu eksilisi olacak. O zaman eksi kosinüs 2 x bölü s SC yerine sinüs bölü kosinüs e, sinüs 2x bölü kosinüs e, pardon sinüs 2x bölü 2 yazabilirim aslında ama dur bakalım belki de yazmama gerek kalmaz. Evet SC yaz yaz bunu bulalım. A dur yukarıda kosinüs 2x var bunu yazmama gerek kalmadı şunu açmama gerek kalmadı. Aşağıda tan x eksi kotanjant x'i buldum ya ben. Eksi kosinüs 2x bölü sinüs x çarpı kosinüs x buldum. Tamam ters çevirip çarpacağım. Şunlar şunlar gitti. E, yukarısı ne yaptı o zaman? Eksi sinüs x çarpı kosinüs x yaptı. Ters yeri Buraya gelelim. Hocam buraya gelecek olursak da e, bunu aç, aç, açalım. Sin kare artı 2 c artı c kare geldi buradan. Hocam şunlar zaten 1 yaptı. Bu da 1 artı 2 c yaptı. Hmm. Ya sc yerine şey yazmayalım. Çünkü burada yine şey var. E, bir de bunun bölüsü de var. Tamam artı bunu yazıyorum. 1 artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x bölü bölü nesi var? İkisi de var. Şimdi burada bununla bunu çarptım. Eksi 2 sin kos artı 2 sin kos. Birbirlerini götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Ya istersen yazayım. Eksi 2 sin x kos x artı 1 artı 2 sin x kos x bölü 2 oldu. Bak şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Yukarıda ne kaldı? 1 kaldı. Aşağıda da 2 kaldı. Yani cevaptı. Böylelikle 1 bölü 2 yaptı. Ve gençler böylelikle ilk kısmı yani 14. günün ilk videosunu halletmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki dersimizde 14. gün ikinci videoda geri kalan 3 sayfada yarım açının son kısmında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.